Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah. İnallaha basirun bil ibad. Çok kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde kitabınızın 265. sayfasında yer alan ve bir önceki bölümde giriş yaptığımız çerçeve içerisindeki bölümü ele alacağız. Bu bölümde Nizamul İştikak diye adlandırılan ve türetme sistemi diye tercüme ettiğimiz bir kök harften ya da kök harflerden birden çok sayıda kelime türetme, kelime oluşturma kuralının bir girişi var. Sözü uzatmadan hemen bir numaralı cümleyi okuyarak konuya giriş yapalım. Hâzihi medrasetul lugâti. Bu dil okuludur diye tercüme edebileceğimiz bir cümle. Ya da işte dil okulu. Hâzihi medrasetul lugâti. El-lugât kelimesi, el-lugâ kelimesinin çoğuludur. Medrase kelimesiyle el-lugât kelimesi arasında isim tamlaması ilişkisi var. Medrase mudaf, el-lugâti mudafun ileyh. İki numaralı cümle. Haullâi humud dârisûne. Haullâi hum ed dârisûne. İşte öğrenciler. İşte öğrenim görenler anlamında bir cümle. Biraz önce okuduğum bir numaralı cümlede medrase kelimesinin altını çizmenizi istemiştim bir önceki programımızda. Medrase kelimesinin altını çizelim. İki numaralı cümlede de eddârisûn kelimesinin altını çiziyoruz. Üç numaralı cümle. Eddârisûne yedrusûne lugâtil hadîsete. Öğrenciler modern dilleri öğreniyorlar anlamında bir cümle. Burada kitabımız eddârisûne kelimesinin altını çizili olarak vermiş zaten. Biz buna ilaveten bir de yedrusûne kelimesinin altını çizelim. Dört numaralı cümle. Hâzâni müderrisâni bil medraseti. Şu ikisi okulda öğretmendir anlamında bir cümle. Bu cümlede de müderrisâni kelimesiyle el medrase kelimelerinin altını çizelim. Beş numaralı cümle. Hâzel müderrisu yudarrisul lugatel arabiyyete. Bu öğretmen Arap dili öğretir. Arap dili öğretiyor anlamında bir cümle. Bu cümlede el müderris kelimesinin altı çizili olarak verilmiş. Buna ilaveten kendisinden sonra gelen yudarrisu fiilinin altını da çizelim. Altı numaralı cümle. Dersul lugatil arabiyyeti fil mesai. Arap dili dersi akşamleyindir anlamında bir cümle. Bu cümlede de ders kelimesinin altını çizelim. 7 numaralı cümle. Eddirasetu fil medraseti mufidetun ve mumtiatun. Evet, okulda öğrenim görmek faydalı ve yararlıdır anlamında bir cümle var burada. Okulda öğrenim görmek faydalı ve yararlıdır. Mufide ve mumti'a kelimeleri aslında eş anlamlı cümleler. Yani her ikisi de faydalı, yararlı anlamlarını taşır. Arap dilinde böyle bir üslup vardır. Yani aynı anlamı taşıyan iki farklı kelimenin, yani eş anlamlı iki kelimenin birbiri ardınca, birbiri peşi sıra getirilmesi üslubu vardır.
mufide ve mumti'a normal şartlarda her ikisi de aynı anlamı taşır. Okulda öğrenim görmek yararlı ve faydalıdır şeklinde tercüme ederiz cümleyi. Bu cümlede el-medrese kelimesinin altı çizili olarak verilmiş. Buna ilaveten biz cümlenin başında yer alan ed-dirasetu kelimesinin altında çizelim. Şayet dikkat ettiyseniz, dikkatinizi çektiyse, gerek altı çizili olarak verilen kelimeler, gerekse bizim size şu kelimenin altını çizin dediğimiz kelimelerin hepsi başlıkta parantez içerisinde verilen dal, ra ve sin kök harflerinden türeyen kelimeler. Birinci cümlede medrese kelimesi, ikinci cümlede eddârisûn kelimesi, üçüncü cümlede yine eddârisûn ve yedrusûn kelimeleri, dördüncü cümlede müderrisâni ve el-medrese, beşte el-müderris ve yuderrisu, altı numaralı cümlede ders kelimesi, dersül lügatil arabiyyeti ifadesindeki ders kelimesi ve son olarak yedinci cümlede yer alan eddirasetu ve yine elmedrasetu kelimelerinin tümü dal, ra ve sin kök harflerinden türemiştir. Yani köken itibariyle, kök itibariyle bu kelimelerin tamamı aynı köke aittir. Ve yine dikkatinizi çekmiştir zannediyorum. Hepsi de öğrenim görmek anlamında bir anlam yakınlığına, bir anlam ortaklığına sahiptir. Ben buna anlam akrabalığı diyorum. Yani bunların her biri anlam bakımından birbiriyle bir akrabalık ilişkisi içerisindedir. Okul, öğrenci, öğrenim görmek, öğretmen, öğretmek, ders görmek, eğitim almak şeklinde tercüme ettiğimiz anlamların hepsi dal, ra ve sin kök harflerinden türemiştir. İşte buradan hareketle çerçeve içerisinde verilen bölümün başında ikra el cümlel atiyete aşağıdaki cümleleri oku ve lahiz el alakate fil hurufi dal ra ve sin ve fil mana ed dirase. Aşağıdaki cümleleri oku ve dal ra sin harflerindeki ilişkileri bakımından ve ayrıca yine öğrenim görmek anlamındaki eddirase manasında anlamındaki yakınlıklarını incele, alakasını incele denmiş. Programımızın girişinde de ifade ettim. Arap dilinde nizamul iştikak diye adlandırılan bir kökten birbirine yakın anlamlar içeren, yakın anlamlar taşıyan birden çok kelime türetme sistemi vardır Arap dilinde. Bu sistem nizamul iştikak diye adlandırılır. El-Kitab-ül Esasi'nin ikinci cildinde bu konuyla ilgili detaylı bir çalışma yapacağız inşallah. Ve yapacağımız bu çalışma sonrasında sözlüğe bakma bilgisini edineceksiniz ve karşınıza çıkan herhangi bir metinde yer alan yabancı kelime ya da kelimelerin anlamlarını sözlüğe bakarak öğrenme ya da bir kelimenin hangi kökten türediği bilgisine sahip olma durumunda olacaksınız. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, bu sayfada yer alan çalışmayı da tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 266'ya bakalım. Bu sayfada Eddersü's-Sâmine Aşar numaralı ve fi kısmi'ş-Şurtati başlıklı bir metin görüyoruz. Eddersü's-Sâmine Aşar 18. ders anlamını taşır. Bu ifadede yer alan aşar kelimesinin son harfi olan ra'nın harekesi sükun değil fetha olmalı. Aşerra
şeklinde yazılmalı. O sükunu iptal edelim ve ra'nın üzerine bir fetha koyalım. Okurken ya da konuşurken اَدَّرْسُ الثَّامِينَ عَشَار deriz. Ancak yazarken yazı dilinde aşar şeklinde ra'yı sükunla harekelemek doğru değildir. اَدَّرْسُ الثَّامِينَ عَشَارَ 18. ders fi قِسْمِ الشُّرْطَةِ karakolda. Fi قِسْمِ الشُّرْطَةِ ne demekmiş? Karakolda. Evet, burada bir metin görüyoruz. Sayfa 266, 267 ve devamı diğer iki sayfada 268 ve 269'da kaydedilen, toplam 4 sayfaya yerleştirilen bir metin görüyoruz. Şimdi biz size bu metni dinleteceğiz. 266, 67, 68 ve 69'da yer alan bu sayfalar arasında kaydedilen metni şimdi dinliyorsunuz efendim. الدرس الثامن عشر في قسم الشرطة جواز سفري ضاع يا كمال ضاع جواز سفرك؟ كيف ضاع؟ لا أدري أين كنت؟ كنت مع مجموعة أصدقاء على شاطئ البحر ضحكنا كثيرا وسبحنا وأكلنا وشربنا ثم ضاع الجواز أين ضاع؟ لا أدري كيف ضاع؟ لا أدري متى ضاع؟ لا أدري ماذا أعمل الآن يا كمال؟ أولا بلغ الشرطة بالحادث. كمال وجون يذهبان إلى قسم الشرطة ويسألان شرطي الحراسة الذي على الباب عن غرفة الاستعلامات. من فضلك نريد أن نبلغ عن ضياع جواز سفر. اذهبا إلى غرفة الضابط المناوب في آخر الممر على اليمين حجرة رقم 4. كمال وجون أمام الضابط المناوب. أريد الإبلاغ عن ضياع جواز سفري. الضابط المناوب يفتح محضرا ويسأل جون عن اسمه وسنه وجنسيته وعنوانه في وطنه ووظيفته وتاريخ وصوله من الخارج ومحل إقامته ثم يسأله كيف ضاع الجواز. لا أدري كنت أمشي على شاطئ البحر وربما وقع مني في الرحلة. هل هي سرقة؟ لا أظن. اتصل بالهاتف بعد يوم أو يومين، ربما يجد شخص الجواز ويأتي به، وبلغ سفارة بلدك وهذا هو رقم المحضر وتاريخه. شكرا. عفوا، مع السلامة. يخرج جون وكمال من القسم وعند الباب يرى جون شخصا يحمل في يده جواز سفر ويعطيه لشرطي الحراسة. جون يصيح جواز سفري جواز سفري جواز سفري. Evet sevgili öğrencilerim, metni dinlediniz. Metni dinlemenizi mütakiben adetimiz olduğu üzere her zaman yaptığımız gibi bu metnin yeni kelimelerini size dinleteceğiz ve akabinde de yeni kelimelerin anlamlarını not ettireceğiz. Kitabınızın 270 ve 271. sayfalarında metin resimsiz olarak kaydediliyor. Sayfa 271'in sonlarında El Kelimatul Cedidetu şeklinde bir başlıkla verilen bölüm ve arka sayfada devamında bu metnin yeni kelimelerini buluyorsunuz, görüyorsunuz. Şimdi bu sayfada 271'de yer alan El Kelimatul Cedidetu bölümünü dinliyorsunuz efendim. الكلمات الجديدة يفتح محضرا سفارة ربما رحلة سرقة ضياع الممر الضابط المناوب إبلاغ سبحة شاطئ البحر لا أدري مجموعة بلغ حادث قسم الشرطة غرفة الاستعلامات عادة المرآة عصر اذهب إنني صاحب صاحة بلد شرطي الحراسة إقامته استخرج جمع
زار ضاع شاهد راقب حدث يعتقد التوقيع سؤال جواب. Evet sevgili öğrencilerim, El Kelimatul Cedidetu bölümüne dinlediniz. Şimdi hemen kalemlerinizi alıyorsunuz ellerinize. Ve dinlediğiniz bölümde geçen kelimelerin Türkçe karşılıklarını not ediyorsunuz. Birinci kelime yeftahu mahdaran, bir tutanak tutar. Anlamını söylüyorum. Yeftahu mahdaran, bir tutanak tutar. Sifaratun, büyükelçilik. Sifaratun, büyükelçilik. Rubbema, belki. Rubbema, belki. Rihletun, seyahat, yolculuk. Rihletun, seyahat, yolculuk. Serrikatun, hırsızlık, çalıntı. Serrikatun, hırsızlık, çalıntı. Serrikatun kelimesinden sonraki kelime dayaun kelimesi. Kaybolma, kayıp. Dayaun, kaybolma, kayıp. El memerru, koridor. El memerru, koridor. Addabitul munavibu, nöbetçi subay. Addabitul munavibu, nöbetçi subay. Üçüncü satırın ilk kelimesi iblağun, bildirme, tebliğ etme. İblağun, bildirme, tebliğ etme. Sebeha, yüzdü. Sebeha, yüzdü. Denizde yüzmek anlamında. Şatı'ul bahri, deniz kıyısı, sahil. Şatı'ul bahri, deniz kıyısı, sahil. La edri, bilmiyorum. La edri, bilmiyorum. Mecmu'atun, grup. Mecmu'atun, grup. Belliğ, gaynın harekesi sükun. Belliğ, bildir, tebliğ et anlamında bir emir fiil. Hadisun, olay, hadise. Kısmu şurtati, karakol. Gurfetul isti'lamati, danışma odası, danışma bürosu. El isti'lamat, bilgi alma demek. Bilgi alma bürosu, danışma bürosu. Ade, döndü. Geri geldi. El mir'atu, ayna. El mir'atu, ayna. Asrun, 100 yıllık zaman dilimi veya ikindi. Yani 100 yıl anlamına da gelir, ikindi anlamına da gelir. Asrun, ikindi. İzheb, git, emir fiil. Evet, izheb, git anlamında bir emir fiil. Evet sevgili öğrencilerim, yeni kelimelerin anlamlarını not ettirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki programda kitabımızın 271. sayfasından kaldığımız yerde buluşmak, görüşmek üzere. Fi emanillah.